Ne anlatayım? Zülkarneyn'in kıssasını. Kur'an'da peygambere çok nadir böyle kısa sorma var. Bir kef konusunda var. Diyor ki Cenab-ı Allah, sen yoksa şaşıracak ayetlerimizden mi sandın? Kef ve rakimeyn. Ama Zülkarneyn'i sana sorarlar diyor Allah. Bak kafayı insanlar sağlam yerlere bağlamıştır o devirde. Hep imani konular söylüyor ama hep işin doğrusu konu Mehdilik. Yani Kur'an'ın açık ifadesi de görülüyor. Yani birçok konu varken niye sana Zülkarneyn'den soruyorlar diyor. Dünyada milyonlarca konu var ya. Değil mi? Peygamber'e niye onu sorsun adam? Zülkarneyn bir de bilecekleri bir konu da değil. Yani bu isim o kadar bilinecek bir isim değil. Gizli bir isim. Dünya hakimiyetini anlatan bir kıssa. Dünya hakimiyeti. Alenen Mehdi'ye tanıtılıyor. Ne diyor Cenab-ı Allah? Sana sorarlar diyor. Sordular demiyor. Sorarlar. Merak var. Genel merak var. Sana ey Muhammed Zülkarneyn hakkında sorarlar. Çok soran var diyor. De ki size ondan, kimden? Zülkarneyn'den öğüt ve hatırlatma olarak bazı bilgiler vereceğim. Madem bu şahsı bu kadar merak ediyorsunuz diyor. Size bilgi vereceğim diyor. Mehdi merakı 1400 sene önce de aynı. 5000 yıl önce de yine aynı. Hazreti Musa devrinde de aynı. Gerçekten biz ona Zülkarneyn yani Mehdi asrın Mehdi'si biz ona yeryüzünde dünya üzerinde nasıl bir iktidardan bahsediyor Allah sapasağlam tepmez devrilmez yıkılmaz bir iktidar bir iktidar verdik ve ona her şeyden ama bir yol sebep verdik. Öyle kafalı bir insan ki, öyle geniş imkanı ki, her şey hakkında Cenab-ı Allah bilgi veriyor. Ebced'i 2017 tane veriyor. Maşallah. Bu ayet. Harika değil mi? Çok evet. 2017. O da bir yıl tuttu. 85. 86 sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı. Başında değil, sonunda ulaşıyor. Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı. Onu kara çamurlu bir gözede batmakta buldu. Yanında bir kavim gördü. Baktığını bak. Bakıyor ama yanında bir kavim görüyor. Bak sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı ve onu kara çamurlu bir gözede batmakta buldu güneşi. Yanında bir kavim gördü. Dedik ki ey Zülkarneyn istiyorsan onları ya azaba uğratırsın veya içlerinde güzelliği ilke edinirsin. Güneşin battığı yer. Güneşin battığı yer neresi? Şu an dünyada Japonya olarak görünüyor. Evet. Kara çamurlu bir göze. Orada bir tsunami olayı oldu biliyorsunuz. Kara çamurlu bir görüntü oldu. Evet. Müthiş bir kara çamur oluştu. Güneşin de battığını gösterdiler o kara çamurda. Nerede? Televizyonda. Evet. Evet. Yanında bir kavim gördü. Bak böyle düğmeyi ayarladıkça bir görüntü ulaşıyor. Önce güneşin battığı yeri görüyor. Evet.
Sonra bir ayarlıyor, yanında bir kavim görüyor. Dedi ki ey Zülkarneyn, onları ya azaba uğratırsın veya işlerinde güzelliği ilke edinirsin. Mehdi için de bu geçerlidir. İsterse savaşta da netice alabilir. Ama güzellikte de netice alabilir. Mehdi neyi tercih ediyor? Güzelliği. Güzelliği. Yani savaş helal. Gerektiğine değil mi? Devlet karar verir, savaşırsın. Ama güzelliği de yapabilirsin diyor, güzellikle. Zülkarneyn kimi, neyi tercih ediyor? Güzelliği. Evet. Şiddet tercih etmiyor. Süleyman gibi. Mehdi için damla kan akıtmaz diyor sen. Evet, burada ona işaret ediyor. Dedi ki Zülkarneyn, kim zulmederse biz onu azaplandıracağız. Sonra Rabbine döndürür, o da onu görmemiş bir azapla azaplandırır. Aynı Süleyman, Hazreti Süleyman'daki gibi. Bir tehdit var sadece. Ama uygulama yok. Süleyman'da da tehdit var, uygulama yok. Kim iman eder ve salih amelleri bulunursa, iman ediyor ama samimi davranışlar bulunursa, onun için güzel bir karşılık vardır. Bir karşılık değil mi? Bak, güzel bir karşılık. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz. Yani Allah'ın hükümlerinde ne varsa onları anlatacağız. Ama tahfif olacak diyor. Kolaylık yapacağız. Din tahfif olacak. Kolay olan ne hüküm varsa onu bildireceğiz. Yani size zorluk bildirmeyeceğiz. Mesela namazsa namaz en kolay haliyle. Oruçsa en kolay haliyle. Zekat en kolay haliyle. Cihat en kolay haliyle. 89'da sonra yine bir yol tuttu. Bunlar çeşitli dönemler. Belki 1989'da işaret ediyor. Sonunda güneşin doğduğu yere kadar ulaştı. Sonunda. Ve onu kendi için siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmaktayken buldu. Ne diyor? Güneşi kendi için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmaktayken buldu. Yani görüntü sürekli kayıyor. Sürekli bir akış var. Muhtemelen bunlar da Afrika'daki insanlar veya plaj görüntülerine getirmiş olabilir. Plajlar, çeşitli plajları görüyor olabilir. Çünkü bak güneşi kendileri için bir siper kılmadığımız, yani açıkça güneşle temasta olan bir kavim üzerine doğmaktayken buldu. Onların üzerine güneş doğuyor. İşte böyle onun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu biz büsbütün kuşatmıştık. Özü kapsayan bilgi, yani zırvalar yok. Hurafeler yok. Özü kapsayan bilgi nedir? Kur'an'dır. Kur'an'ın özlü hükmü. Kur'an'ın özlü kıssaları. Zülkarneyn de bilinecek bir konu değil ayrıca. Yani peygambere sorulması çok manidar. Soran da manidar. Ekibi de manidar. Sordurdukları. Bir başı var bunların belli. Soranların. Bir de sordurdukları var. Bir ekip oluşturuyor. Yani Zülkarneyn o devirde bilinecek birisi değil. Ya kaynaklara baktığınızda bulamazsınız. Yani Tevrat'ta çok ince araştırıldığında işaretler görülüyor. Kehfi de bulamazsınız. Yani özel bilgiler bunlar. Soran da özel birisi demek. Peygamberimiz Hızır çok karşılaşıyor. Her seferinde bilmek mecburiyetinde değil. Her seferinde de Hızır kendini tanıtmak mecburiyetinde değil. Ama böyle işleri sever Hızır. İnşallah. Bak
işte böyle onun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu biz büsbütün kuşatmıştık. Belki özü kapsayan bilgi onun kitapları, eserler onun yanında olan. Büsbütün kuşatmıştık, her yerdeydi. Allah hepsinden haberim var diyor. Sonra bir yol daha tuttu. 92. İki seddin arasına kadar ulaştı. Onların sedlerin önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Bak, iki seddin arasına kadar ulaştı. Şimdi Güneydoğu'ya gittiğimizde silsileler var, dağ silsileleri. Zaten o PKK'ların oldukları yer tamamen bir set alanı. Yani o dağlık bölge, sığındıkları dağlık bölge bir set alanı. Onların önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim oldu. Ev adamlar laf söz dinlemiyor, anlamıyorlar. Anlaşsız bir kavim değil mi? Evet. Dediler ki ey Zulkarneyn, gerçekten ya Ecüc ve Mecüc, yani bu anarşist ve teröristler yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar. Yani terör, anarş çıkarıyorlar. Bizimle onlar arasında bir sed inşa etmen için sana para verelim mi? Vergi verelim mi? Mehdi'den en hoşlanmadığı şey paradır. Para teklif edilmez. Bir sed, yani bu şeyi engelleyecek bir sistem. Yani bu anarşist ve teröristlerin saldırısını durduracak bir sistem. Zulkarneyn dedi ki Rabbim beni kendisinde sağlam bir iktidarla yetiş kıldı. Bak, Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı güç ve nimet ve imkan daha hayırlıdır. Benim param, şeyim, her şeyim var diyor. Maddi güce ihtiyacım yok diyor. Madem öyle diyor, zor durumdasınız, bana insani güçle yardım edin. Yani insan topluluklara bana itaat edin diyor. Bana bağlanın. Yani para verip köşeye çekilmeyin de. Para sizde kalsın ama bana itaat edin. İnsan gücüne itaat edin. Onların işi tembelce. Parayı verelim, köşeye çekilelim diyorlar. Sen hallet. Paranız sizde kalsın. Siz benim yanıma gelin. Benim adamım olun, askerim olun. Sözümü dinleyin. Ben sizlerle bu işi hallederim diyor. Madem öyle bana insanı güçle yardım edin de sizinle onun arasında bir sapasağlam engel kılayım. Bak, sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım. Yani anarşiyi, terör hepsini kaldırayım. Anarşist hiçbir şey bırakmayayım. Bana demir kütleleri getirin. Silah. Büyük çaplı silahlar. İki dağın arası eşit düzeye gelince körükte inir, yani ateş. Onu ateş haline getirinceye kadar bu işi yaptı. Sonra dedi ki bana getirin, üzerine eritilmiş bakır dökeyim. Yani teknolojiyle bu iş hallolurdu. Silah gücü, ateş gücü. Değil mi? Ateşten bahis var. Demirden bahis var. Demirlerin ateşinden bahis var. Bana getirin, üzerine eritilmiş bir bakır dökeyim. Katran, katran. Hem bakıra işaret var, hem katrana işaret var. Ama daha ziyade işte elektronik eşyada biliyorsunuz katran yerine ne alıyor? Kablolar var, kaplayıcı olarak, plastik. Ama en ziyade bakır, yani elektrik aksamında bakır kullanılıyor. Böylelikle ne onu aşabilirler, ne onu delmeye güç yetirebildiler. Demek ki ne aşılabilecek gibi olacak,
ne de delmeye güç yetirecekler. Yani sapasağlam olacak her şey. Askeri gücün kahredici olması gerekiyor. Zülkarneyn'den vahis var Kur'an'da, fakat tarihte Zülkarneyn kim oldu bilinmiyor. O zaman ahir zaman diyecek birisinden bahsediliyor. Evet. Çünkü tarihte böyle biri yok. Evet. Yani tarihe baktığımızda böyle bir şahıstan karşılaşılmıyor. O zaman gelecekteki bir şahıstan bahsediliyor. Zaten buradaki anlatımda alenen televizyondaki adamın görüntüleri tespiti şeklinde. Sonra şuraya bastı, şuraya geçiyor. Sonra şuraya geçiyor, şuraya. Böyle bir anlatım var. Anarşi ve terör. Ahir zamanın özellikleri. Ahir zamanda anarşi ve terörü durduran bir adam var. Demir. Tank, top, roket hep demirden. Ateşten bahis var. Ve bakırın kullanıldığı aksam. Bundan hallediyor. Evet. Sorarlar diyor, gelecekle alakalı. Yok canım. Zülkarneyn kim diyorlar, nedir diyor. Evet. Gelecekle ilgili bir ifade yok orada. Geçmişi de sorabilir. Yani sorarlar. Sorabilir mi derler. Der ki mesela, geçmişte Zülkarneyn'in birisi varmış, kim bu derler. Geçmiş gelecek falan demiyorlar, sadece soruyorlar. Kim bu Zülkarneyn diyorlar. Zülkarneyn iki cihette demektir. İki asra bakan, karn, asır demektir, asır. Hem 1900'lü yılların, hem 2000'li yılların mücedidi. Maşallah. Çünkü tam orta değil mi? Evet. Hem 1900'lü yıllar, bir bin yıllık dönem, hem de üçüncü bin yıla geçiş. İkinci bin bitmiş. Üçüncü bin yıla geçiş. Mehdi neresinde? Bunun ortasında. O zaman iki cihette oluyor. Hem 2000'lere bakıyor. Yani 1900'lü yıllar. Hem 2000'li yıllara bakıyor. İki büyük karın devresi. Binlik yıllara bakıyor. Dedi ki bu benim Rabbimden bir rahmettir. Yani güç tamamen Allah'a aittir. Yani böyle bir güç meydana gelen güç Allah'a ait. Rabbimin vaadi geldiği zaman o bunu dümdüz eder, Rabbimin vaadi haktır. Yani bütün bu sistemleri ortadan kaldırır kıyamet geldiğinde. Alınan tedbirler, setler, her şey ortadan kalkar. Ama ikinci anlamı da, yani ayetin ikinci anlamı da, Rabbim vaadi geldiği zaman, yani Mehdi geldiği zaman, vaad edilen Mehdi geldiği zaman, o bunu dümdüz eder, anarşi ve terörü dümdüz eder. Anarşistleri yerle bir eder. Hepsini etkisiz hale getirir. Bu anlama da gelebilir. Biz o gün bir kısmı içinde dalgalanırcasına bırakmışız. Bir kısmı içinde dalgalanırcasına bırakmışız. Yani müthiş bir mücadele, iki taraf birbirine mücadele ediyor. İman edenlerle etmeyenler. İki tarafın şiddetli mücadelesi. Sura da üfürülmüştür artık kıyamet son devir. Artık onların tümünü bir araya getirmişiz. Herkes, bütün Müslümanlar, küfür.
Ve o gün cehennemi inkar edenlere tam bir sunuşta sunmuşuz. Yani çekindikleri konu, kabul etmedikleri konu, cehennem inkar edenlere tam bir sunuşla, bütün şiddetiyle, bütün ihtişamıyla cehennem sunuluyor. Ki onlar beni zikretme konusunda gözleri bir perde içindeydi, Kur'an'ı dinlemeye katlanamazlardı. Kur'an'ı duydun mu, aman şu kapa şu televizyonu. Bir yerde birisi İslam'dan, Kur'an'dan bahsettiğim, aman aman kapat. Hurafe olduğunda, ooo diyor, ne kadar güzel ya diyor. Bak Kur'an'ı dinlemeye katlanamazlardı diyor. Hurafeyi dinlemeye katlanamazlardı demiyor ayet. Şimdi mesela bağnazlar hurafe anlatıyor. Adamlar, binlerce adam yutkunarak büyük bir heyecandan dinliyor. Ama Kur'an anlatıldığında, Kur'an'ın yeterli anlatıldığında, adam buna tahammül ediyor, diyor, bu dinsiz ya diyor. Duydun mu diyor, Kur'an'ın yeterliğinden bahsediyor diyor. Haşa ya diyor, bunun dini imana gitmiş diyor. Yaygaralar koparın diyor Kur'an okunuyor. Evet. İnkar edenler beni bırakıp kullarımı veliler edindiklerimi sandılar. Adam diyor ki veli zaten diyor. Kul bir insan, veli. Kur'an'a uyuyor, yok diyor, ben falanca veliye uyarım diyor. O falanca velinin, yani falanca veli alim olan anlattıkları başka diyor. Sen Kur'an yeter diyorsun ama böyle bir şey yok. Ben veli olan kişiye uyarım diyor. Ayet ediyor bak, inkar edenler beni bırakıp kullarımı veliler mi edindik insanlar? Beni bırakıp ne diyor? Yani Kur'an. Kur'an'ı bırakıp kullarımı, yani işte falanca müceddit, müştehit dediği adamları veli ediniyor. Allah böyle diyor diyorsun. Kur'an'da olsun diyor. Alim de böyle diyor diyor. Ya Kur'an Allah'ın hükmü diyorsun, burada açık Allah'ın hükmü var, yok diyor. Velinin dediği önemlidir diyor. Bak ayet diyor ki kullarımı, beni bırakıp kullarımı veliler edindiklerini sandılar diyor. Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar. Mesela misvaklanıyor, cübbeyi güzelce böyle yavaş yavaş giyiyor, sarığını takıyor. Ona baksana, o çok doğru yolda. Diğerlerini kafir zannediyor. Bak ayet diyor ki, inkar edenler beni bırak kullarımı veliler edindikleri mi sandılar? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken, çaba ama bayağı bir çaba yapıyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, bayağı bir uğraşıyor. Ya uğraşıyor değil mi de, emek veriyor yani İslam'a. Allah affetsin. Çabaları boşa gitti diyor ama Allah. Çünkü Kur'an'a uymuyor. Kendilerini gerçekten güzel iş yapmakta sanıyorlar diyor. Yani fırkayı, naciye, kurtulan insan, evliya, veli falan çok doğru yolda zannediyor. Falan demeyeyim, Allah affetsin. İşte inkar etmelere, yani Kur'an'ın yeterli olduğunu kabul etmemelere, ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu edinmelerinden dolayı onların cezası cehennemdir. Çünkü Allah'ın peygamberi ne diyor? Kur'an yeterlidir diyor. Kur'an ne diyor? Kur'an yeterlidir diyor. Alay ediyor adam. Diyor ki ben hadiste duydum diyor. Bir kişi koltuğuna oturmuş. Kur'an yeterlidir diyecek diyor. Hadis bu. Bak Kur'an yeterlidir diyecek. Siz diyor onu diyen kişiyi öldürün. Onu dinleyenleri de öldürün diyor. Bak görüyor musun? Şeytan nasıl tedbir almış. Nasıl sağlama bağlıyor. Ya Kur'an yeterli diyenleri öldürün diyor özetle. Adamlar diyor ya 1400 seneden beri sizin kadar akıllı adam çıkmadı mı diyor. Çıkmış ama öldürmüşler adamlar işte. Çıkması olur mu? Öldürün diyor yani. Sevgili Adnan Oktay, size büyük bir şekilde iştirak ediniyoruz. Mehdi Akın'ın sadece yüksek illüminatilerin bildiği engin bilgiyle vakıf olduğunuzu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Mehdi sünneti uygulayacağınızı da anlamaktayız.
Zülkarneyn'in en büyük özelliği bir şeye gözünü diktiği vakit gözünü diktiği şey muhakkak onun olurdu. Bu konuda ne diyorsunuz diyor. Güzelmiş maşallah. Evet, dinliyorum. Siz bir şeyler anlatın, dinleyeyim size. Bak böylelikle ne onu aşabildiler, ne onu delmeye güç yetirebildiler. Çünkü şu an modern savaşlarda aşmak, mesela tankla falan aşabiliyorlar. Veyahut beton delici bombalar, silahlar kullanıp delebiliyorlar. Değil mi? Evet. Aynı zamanda özelliği. Saat kaç? İki. Evet. O zaman bana 1 ile 2 arasının izlemesi gelsin. 23'te müthiş bir rekor kırmışız saat 23'te. 1'de de çok yüksek. 1 ile 2 arası şu an gelsin bana. Bu kadar çok izleme niye oluyor ya bu vakitte? Ya çok yüksek ya. Hı? Hayır sırf telefon bile 10 binlerce ya, bu nasıl oluyor böyle bir şey? Evet, saatte. Saatlerde. Çok acayip ya. Aslında ben inmeyecektim. Fakat rekor sayıda izleme görünce vicdanen rahat edemedim. Maşallah. Yani telefondan o kadar zor ki ya, telefondan izlemek. 10 binlerce insan hayret edecek şey ya. Maşallah. Allah Allah. Çok yüksek ya. Çok çok acayip ya. Maşallah. Maşallah. Bak yeniden yükselmiş. O zaman Süleyman kıssasını anlatayım. Evet, İnşallah hocam. Ya izleyenler de çok imanlı maşallah, çünkü elinde telefonla bir insanın gecenin ikisinde saatlerce beklemesi normal mi ya? Hayır, televizyon karşısında adamlar, bazı insanlar mesela çay mı içiyor falan, böyle bir uzanıyor mu uzanıyor şey yapıyor. Ama telefonla bu mümkün değil ya. Çok çok yüksek ya. Hayret, Hızır Aleyhisselam da imtihan oluyor. Bu kadar harikayken makul görüyor kendini. Biraz acayip değil mi ya? İmtihanın yani her yerde kalkmaması çok acayip ya. İnsan aklın ihtiyarı kalkar ya. Değil mi? Balık şeklini alıp denizin içinde gideceksin. Sonra gideceksin, konuşacaksın. İşte orada da bir ince sanat var, bizim bilemediğimiz bir sanat. Mesela cin de öyle ya, cin çoğu imansız oluyor, diyor ki cinler, ya diyor cin öldükten sonra, insan öldükten, yani cin olan varlık öldükten sonra nasıl yeniden diyor dirilsin diyor. Ulan hıyar.
duvardan geçiyorsun. Eşek herif. Ruhsun işte, görüyorsun. Duvardan geçiyorsun ya. Metalin içinden geçiyorsun. Dünyanın ortasından geçiyorsun ya. İnanılır gibi değil ya. Senin kitabın İsrail, senin kitaplarında İsrail'in Mescid-i Aksa'yı yıkıp Süleyman Mabedi'ni inşa edeceğini ve böylece bekledikleri Mesih'in geleceğini yazmıştın. Yani bunu isteyenler var. Yani bu doğru. Mescid-i Aksa'yı yıkıp Süleyman Mabedi'ni o yere yapmayı düşünenler var. Yani onu yapacak adam daha anasından doğmadı. Mescid-i Aksa'ya hiç kimse elini dokunduramaz. Kıyamet kopar. Dünya kalmaz, buhar olur. Mescid-i Aksa bir kere yıkılacak. O da kıyamette. Onun dışında ne ins ne cins öyle bir şey yapamaz. Ha, bunu düşünenler var ayrı, onu söylüyorum. Böylece ki bekledikleri Mesih'in geleceğini yazmıştın, doğru. Bunun aslında Deccal olduğunu yazıyordun. Doğru. Şimdi de hahamlarla Süleyman Mabedi'ni beraber kuracağız diyorsun. Bu da doğru. Ne var bunda şey? Süleyman Mabedi'ni kuracağız. Ben buraya geldiklerinde o haham Grik vardı. Hani vurdular, sonra şimdi milletvekili oldu. O zaten bu konuda uzman birisi. Bana harita getirdiler. Bölgenin haritasını. Haritada ben Hazreti Süleyman'ın mescidini kuracağımız yeri gösterdim. Bomboş alan var. Mescid-i Aksa duruyor. Biraz gerisinde uçsuz bucaksız alan var. Biz oraya kuracağız. Ve o konuda da anlaştık zaten, konuştum. Tamam dediler yani. Önce dedi ki yer yok dediler. Ben yer var mı dedi, yok dedi. Gösterdim yeri. Peki hocam dediler, yani ne yapacağız? Biz gidip orada şimdi ibadet etmek istiyoruz Musevi olarak. Ben dedim size bir bölüm yaptırırız. Yani sinagog olan bölüm yaptırırız. Hristiyanlarda kilise olan bölüm yaptırırız. Müslümanları da ortasına mescit olan yeri yaptırırız dedim. Böylece mesele hallolur dedim. Süleyman kıssasını mı anlatayım, Yusuf kıssasını mı anlatayım? Bana bir internetten yazsınlar şimdi. Ben kendi kafama göre mi anlatayım, onlara göre mi anlatayım? Ya Yusuf kıssasını istesinler, ya Süleyman kıssasını. Hazreti Süleyman'ın bir yüzüğü var. Yakuttan, kırmızı yakuttan. Şeyi altın. Madeni altın. Kırmızı yakutu oturtulmuş içine. Üstünde de o altı köşeli yıldız var. Davut yıldızı. Hazreti Süleyman binlerce, on binlerce cini onun içine dolduruyor, yüzün içine. Elinde taşıyor, ya mübaren cesarete bak ya. On binlerce cin yüzünün içinde elini kafasının altına koyup uyuyor ya. Şahane cesaret var değil mi, maşallah. Birçok insan kafayı sıyırır ya. He? On binlerce cin ya. Ve istediği an yüzüğün içinden çıkıyorlar. İstediklerini yapıp geri dönüp yine yüzüğün içine giriyorlar. Korkudan. Şimdi cinler bayağı şenliklenmişlerdir, hoşlarına gider. Süleyman kıssası da onların hoşuna gider.
Bana ya şimdi ilk örnekleri kısaca göndersen ben ona göre devam edeceğim. Ya Yusuf kıssasını istesinler ya Süleyman kıssasını. Yani ilk 10 kişinin dediği yeterli benim için. Mustafa Demirci Yusuf kıssası. İşte süratlice şey yapın bildirsine. Mustafa Aktaş, Hazreti Süleyman, Ayça, Hazreti Süleyman, Süleyman kıssası, Yunus, Yusuf kıssası diyor, Süleyman kıssası, Efe Hüseyin, Yusuf kıssası, Yasemin, Süleyman kıssası, Halim, Demircay'la, Süleyman inşallah diyor, Süleyman kıssası, Süleyman, Mustafa Demirci, Yusuf kıssası. Ama Süleyman hakim gördüğüm kadarıyla. Evet. Süleyman, evet. Süleyman, Yusuf kıssası. Evet, yani %70 ağırlıklı Süleyman kıssası diyorlar. Süleyman çok yakışıklıydı, bayağı güzel bir insandı. Bir de çok süslü, güzel, ihtişamlı giyiniyordu. Gözleri sürmeli falan, acayip güzel. Yani peygamber güzelliği var tabii, çok muhteşem. Andolsun şeytandan Allah'a sığınırım, Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Bizi inanmış kullarından birçoğuna göre üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman'da cin ilmi var. Yani öyle az boz bir ilim değil. Ama yürekte mangal gibi. Ya muhabbet ediyor Allah Allah. İnsan, birçok insan kafayı sıyırır ya. Hissediyorlar ya. Selamun aleyküm, nasılsınız falan. Nasıl oluyor ya maşallah. Olan aklı da gider birçok insanın ya. Süleyman Davud'a mirasçı oldu ve dedi ki ey insanlar bize kuşların konuşma dili öğretildi. Özel bir ilim. Bize her şeyden bol bir nimet verildi. Akıl almaz mal akış oluyor ya. O devirde. Afrika'dan ta Afrika'dan böyle yabani kuşlar, maymunlar, sırf sarayda hoşuna gitsin diye. Bu renkli papağanlar. Açsana o şeyi. Sobayı aç. Çok güzel ağaçlar. En kaliteli ağaçlar böyle. Ceviz ağaçları, şu bu falan. Kesilmiş tomruk halinde, yani inşaatlarda kullanmak üzere. Altın, gümüş, akik, yakut, zümrüt, her dünyanın her tarafından geliyor. Karşılıksız gönderiyor ama o ücretlerini ödüyor Süleyman. Hediye olarak gönderiyorlar gerçekten. Bize her şeyden bol bir nimet verildi diyor. Bu liste olarak da sona verebilirim. Gerçekten bu açık bir üstünlüktür diyor Cenab-ı Allah. Süleyman'a cinlerden, insanlardan, şeytandan Allah'a sığınır ve kuşlardan orduları toplandı. Bunlar bölükler halinde dağıtıldı. Yani askeri sistem gibi. Ama asıl üstünlüğü tabi cinler kararlı oluyor Hazreti Süleyman. Halk da alışmış ya. Onlar da korkmuyor. İnanır gibi. Ya şu an Taksim'de Maksim'de cin min salsan ya büyük katliam olur, Allah vermesin korkudan. Hakikaten cinnet geçirenlerin haddi hesabı olmaz ya. Ha? Ya etelerde sen şimdi cinleri salsan ben tahayyül edemiyorum ya. Yani on binlerce insan cinnet geçirir ya. Halkı da görüyor mu cinleri? Tabii görüyor. Alışmışlar ya. İşçi olarak çalıştırıyor ya. Cayır cayır. Orijinal görüntüleriyle mi? Orijinal tabii cin. Mahlukat olarak alışmışlar. Ya alışma çok önemli. İlk 1-2'den sonra alışıyorlar.
Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir dışı karınca dedi ki, ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçirmesin. Bu sözü üzerine Süleyman tebessüm edip güldü ve dedi ki, Rabbim bana anne ve babama verdiği nimete şükretmemi, işte bak ecdada da çok saygılı anne baba. Bir de önce anne diyor, sonra baba diyor. Ya millet de diyor ki, kadına önce değer verilmiyor falan pişme. Her yerde kadın Kur'an'da önde. Bak anne ve baba. Hep ayetlerde önce anne sonra baba söylenir. Hep anne. Mesela bak diyor ki Allah eşleriniz, şunlar çocuklar falan. Ama anne hiç dahil etmiyor Allah. Babalarınız diyor. Yarım kalmasan hiç korktuğunuz ticaret. Ama anneleriniz demiyor. Anne hep korunuyor Kur'an'da. Hep öncelikler kadın. Verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı, samimi. İlham et. Yani sen bana sürekli ver ya Rabbi bu bilgiyi diyor. Enaniyet yapmıyor. Bilgi Allah'tan diyor. Ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat. Samimi kulların arasına kat diyor. Bak peygamber olduğu halde enaniyet yapmıyor. Duasına dikkat ediyor musunuz? Evet. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat diyor. Emin değil yani. Yani ben peygamberim, cennete gideceğim demiyor. Dua ediyor. Salih kulların arasına girmeyi diliyor. Ben salih kulum, oldu bitti demiyor. Salih kulların arasına girmeyi Allah'tan diliyor yani. Kuşları denedikten sonra dedi ki, Hüdüd'ü neden göremiyorum, yoksa kaybolanlardan mı oldu? Onu gerçekten şiddetli bir azaba uğratacağım, azaplandıracağım ya da onu boğazlayacağım. Bunları yapmaz, tehdit. Hiçbir şekilde yapmaz. Çok halim. Hiç öyle bir olay yok. Veya o bana apaçık bir delil getirmelidir. Zaten getirir. Yani ona bir yolda göstermiş oluyor. Derken uzun zaman geçmeden Hüdüd geldi ve dedi ki, senin kuşatamadığın, öğrenemediğin şeyi ben kuşattım. Bak enaniyet yapıyor. Yani Hazreti Süleyman'ı kızdıracak bir şey bu aslında. Ve sana sabahdan kesin bir haber getirdim diyor. Allah'ın o enaniyete karşı o da öyle sertlikle karşılık veriyor. Yani insan, ya bu kuşa niye böyle davranıyor acaba diye düşünüyor. Tabi ama kuş değil o, yalnız onu söyleyeyim. Gerçekten ben onlar hükmetmekte olan bir kadın buldum. Bir kadın. Demek ki kadınlar lider oluyor. Hani kadın korunmuyordu Kur'an'da? Ona her şeyden bolca verilmiştir. Hem de bolca, zengin. Ve büyük bir tahtı var. Onu ve kavmini Allah'a bırakıp güneşe secde etmektelerken buldum. Güneşe. Kızılderililer gibi. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar. Bak peygambere böyle bilgi veriyor. Hazreti Süleyman peygamber oldu. Ki onlar göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran, göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmaktadırlar. Yani şeytan onu öyle bir şey yapıyor onlar diyor. Göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkarın. Göklerde saklı olan İsa. Yerde saklı olan kim? Mehdi.
ortaya çıkaracak olan kim? Allah. Ve sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilen, gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilen. Allah'a secde etmesinler diye yapmaktadırlar. Allah'ın gücünü söylüyor. O Allah, ondan başka ilah yoktur. Hüdhüd devam ediyor. Büyük arşın Rabbidir. Yalnız bu bilgi tabi peygamber bilgisi, buradaki bilgiler, anlattıkları. Yani öyle herkesin bileceği bilgi değil. Süleyman, bakacağız doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mı oldun dedi. Yani söylediği kısmına, öbür kısmına doğru da. Ama kadınla ilgili söyledikten doğru mu yanlış mı bakacağız diyor. Bu mektubumla git, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş, böylelikle bir bak, neye başvuracaklar? Hüdhüd mektubu götürüp bırakmasından sonra Sebe Melikesi Belkıs dedi ki, ey önde gelenler, gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı. Gerçek şu ki bu Süleyman'dandır, şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın da adıyla başlamaktadır. İçinde de bana karşı büyüklük göstermeyin. Bak görüyor musun? Enaniyete nasıl sert adı Süleyman. Kendi enaniyetten çok kaçınıyor. Enaniyette olanları da çok şiddetle rahatsız edecek bir usul kullanıyor. Tehdit edecek bir usul kullanıyor. Ve bana Müslümanlar, bana Müslümanlar olarak gelin diye yazılmaktadır. Sonra Belkıs diyor ki, ey önde gelenler, bu işimde bana görüş belirtin. Siz her şeye şahitlik etmedikçe ben hiçbir işte kesin karar verici değilim. İstişare ediyor. Bak devlet başkanı oldu halde istişare etmenin önemi belirtiliyor. Kesin hüküm vermeden önce mutlaka istişare etmem gerekir diyor. Devlet yönetimine Kur'an'dan delil. Derler ki, biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaşçılarız. Yani güçlü bir askeri güce sahibiz. İş konusunda karar senindir. Artık sen bak. Neyi emredersen biz uygularız diyorlar. Askerin de yapması gereken budur. Bilgiyi verip, askeri gücünü bildirip, takdiri hükümete bırakıyor. Dedi ki, gerçekten hükümdarlar, krallar bir ülkeye girdikleri zaman orasını bozguna uğratırlar. Yani genelde bunu yaparlar. Ve halkından onur sahibi olanları hor ve aşağılık kırarlar. Hep tarihte böyle olmuş. Böyle ata eşeğe ters bindiriyorlar, katran sürüyorlar. Çok aşağıda, bütün tarihe bakın hep öyledir. İşte onlar böyle yaparlar diyor. Yani dehşet verici bir sahne anlatıyorum. Onlara bir hediye göndereyim de bir bakayım elçiler neyle dönerler diyor kadın. Elçi hediyelerle Süleyman'a geldiği zaman sizler bana mal ve yardımla bulunacaksınız. Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Bak o da kabul etmiyor. Şey, Zülkarneyn kabul etmiyor para. Evet. Süleyman da kabul etmiyor. Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Yani ben hediye kabul etmiyorum diyor. Bediüzzaman da hediye kabul etmiyor biliyorsunuz. Hayır, siz hediyelerinizle sevinip övünebilirsiniz. Yani enaniyet, gurur yapabilirsiniz. Bak hep enaniyete karşı tedbir alıyor. Büyüklük hissine karşı. Onlara dön. Biz de onlara öyle ordularla geliriz ki karşı koymaları mümkün değil. Tehdit. Bak operasyon yapmıyor ama tehdit. İşte Türk ordusundan da bizim istediğimiz bu. Yani müthiş bir güce sahip olup tehdit gücüne erişmez. Biz onları oradan horlanmış, aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürüp çıkarırız. Bu da bir tehdit. Ey önde gelenler, onlar bana teslim olmuş. Müslüman olarak gelmeden önce sizden kim onun tahtını bana getirebilir dedim. Cinlerden ifrit, sen daha makamından kalkmadan onu sana getirebilirim. Ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim dedi. Sen daha makam, yani çok uzun da bir süre değil mi? Kısa bir süre, ben getirebilirim diyor.
Yanından kitaptan ilim olan biri dedi ki, illaki oralardadır. Bak görüyor musun? Kitaptan, yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki, ben gözünü açıp kapamadan onu sana getirebilirim. Derken Süleyman onu kendi yanında duru vaziyette görünce dedi ki, bu Rabbim fazlındandır. Ona şükredecek miyim yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için, kim şükrederse artık o kendisi için şükretmiştir. Kim nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim gani, hiçbir şeye kimseye ihtiyacı olmayan Allah'tır, kerim olandır. Görüyor musun dindarlığının güzelliğini? Bir de merhametli, çok şefkatli, kan dökmüyor. Tehdit ama var. Dedi ki, onun tahtını değişikliğe uğratın, bir bakalım doğru olanı bulabilecek mi yoksa bulmayanlardan olacak. Böylece Belkıs geldiği zaman ona, senin tahtın böyle mi denildi? Dedi ki, tıpkı kendisi, bayağı benziyor diyor. Bize ondan önce ilim verilmişti ve biz Müslümanlardan olmuştuk diyor. Görüyor musun? Bu tip teknik üstünlüğün, bu tip bir gösterişin insanlarda nasıl etkileyeceği, özellikle kadınlarda nasıl imana vesile olacağı görülüyor. Allah'tan başka tapmakta olduğu şeyler onu Müslüman olmaktan alıkoymuştu. Gerçekte o inkar eden bir kavimdendi. Ama iman ediyor. Ona köşke gir denildi. Onu görünce derin bir su sandı ve eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki, gerçekten bu cam, saydam camdan ona düzeltilmiş bir köşk zeminidir. Ben şaka yaptım diyor. Kral Süleyman, Firavun'un kızını, yani sıra Moavlı, Amonlu, Edomlu, Saydalı ve Hititli birçok yabancı kadın sevdi. Süleyman onlara sevgiyle bağlandı. Süleyman'ın kral kızlarından 700 karısı, 300 cariyesi vardı. Tevrat'ta geçiyor. 1. Krallar 11'e 1 ve 3. Karınca da dişi karınca değil mi şeyde? Evet. O da lider yani. Dişi karınca da lider, kadın da lider. Bak Allah karınca da bile dişi üstün gösteriyor. Lider gösteriyor. Saat kaç? 20 var. 3'e? 20. Hmm. 3'e kadar devam edeceğim. 3'te de bu yüksekse çok acayip tabii o zaman. Şu an çünkü çok yüksek izleme. Bina ustaları da onun emrinde. Bütün mason takımı. Bina ustası. Ne demek İngilizce? Mason değil mi? Evet. Hayret ya, bu vakitte bu kadar çok insan izlemez. Ha? Maşallah. Bayağı imanlar maşallah. Ama bana bir muhabbetleri var benim gördüğüm. Ha, biraz sırf ilimle, irfanla biten bir şey değil yani. Siz anlatıyorsunuz, dörtte biri bile yok olmuyor. Olmuyor. Ha? Hiç olmuyor. Sizin nefesimizi tutarak dinliyoruz adam. Maşallah. Maşallah.
öğretmen Muzaffer öğretmen bize selamlarını bildiriyor. Süleyman'ın bilgeliğini, yaptırdığı sarayı, sofrasının zenginliğini, görevlerin oturup kalkışını, hizmetkarların ve sakilerin özel giysileriyle yaptığı hizmeti, Rabbin tapınağında sunduğu yakmalık sunuları gören Saba kraliçesi hayranlık içinde kaldı diyor. İkinci tarihler 9'da 3-4. Süleyman'ın sarayının bir günlük yiyecek gereksinimi şu şekilde diyor. 30 kor yaklaşık 4 ton ince, 60 kor yaklaşık 8 ton kepekli un. Onu ahırda 20'si çayırda yetiştirilmiş sığır ve 100 koyun, ayrıca geyikler, ceylanlar, karacalar ve semiz kuşlar. Günlük yiyecek olarak onlar. Natali Avazyan, Ermeni bir yazar, 60 saniye önce bir soru soruyor. Anladıkça Süleyman'ın özdeyişlerinden paylaşsanız, zaten oralardan kaynaklar veriyorum. Kadir Arslan, Hazreti Süleyman'ın bin hanım olduğu anlatan sözüme karşılık, Tevrat'ın hangi babında yazmanız olası mı diyor? Olur, söyleyeyim. Hazreti Süleyman devrinde tapınağın içinde Rabbin ahit sandığını konacağı iç oda hazırlandı. Bu odanın içten içe uzunluğu ve genişliği ve yüksekliği 70'er arşında, yaklaşık 9 metre. Tavan yüksekliği de öyle, bayağı yüksek. Süleyman odayı saf altınla kaplattı. Zenginliğe bak ya. Tapınan için saf altınla kaplattı. İç odanın önünde altın zincirler asıp orayı da altınla kaplattı. Böylece iç odadaki sunak dahil tapınan içi tamamen altınla kaplanmış oldu. Birinci krallar 6'ya 19. Kral Süleyman'ı Firavun'un kızının yanı sıra Moavlu, Amonlu, Edomlu, Saydalı ve Hititli birçok yabancı kadın sevdi. Bak her yerden. Süleyman onlara sevgiyle bağlandı. Süleyman'ın kral kızlarından 700 karısı ve 300 cariyesi vardı. Birinci krallar 11'e 1 ve 3 o arkadaş için söylüyorum. Tevrat'ta birinci krallar 11'e 1 ve 3. Saat kaç? 3'e 10 var. Süleyman çok dindar. Hazreti Süleyman çok mütevazi. Sürekli Allah'ı anıyor. Ama tabii ilahi mevhibe, yani Allah'tan özel bir destek var. Bir de çok cesur. Yani o cinlerle birisi uğraşmaya kalksa Allah muhafaza ya. Eksik
Mehdi döneminde de bu şekilde mi olacak hocam? İnşallah. Bir cinlere hakimiyet var da dur bakalım nasıl olacak. İnşallah. Evet, birisi bir şey sorsun bakalım. Ha. Abi size de medikesinin bölümü aynı zamanda nasıl bir duruma işaret ediyoruz? Kadın liderlerin olacağına, dünyayı yönetenlerin kadın liderlerden oluşacağı anlaşılıyor. Müthiş bir zenginlik oluşacağı anlaşılıyor. Ona işaret var. Teknolojinin çok yayılacağı, süslemelerin, güzelliğin, ihtişamın çok hakim olacağı anlaşılıyor. Cinlerin devrede olacağı anlaşılıyor. Kadın sevgisinin çok hakim olacağı anlaşılıyor. Çok dil biliyor. Kim? Hazreti Süleyman çok dil biliyor. Kuştan dilini biliyor diyor. O ayrı bir şey. Yani onları bir şekilde anlıyor mu? Yani dilden kasıt nedir? Yani o çok... Yani mesela duyuyor karıncanın konuşmasını ama bu şöyle olabilir. Herhangi bir karınca değildir, cindir. Onların konuşmasını duyuyordur. Yani açıkça alenen cinlerin sesini duyuyor olabilir. Bu rahatça mümkün olan bir şey. Yani cin karıncalardır. Yani kuşlar da yani cin olan kuşlardır. Mesela hüthüt cin olduğu anlaşılıyor. Çünkü iman ehli. Kuş imanla mükellef değildir. Yani Kur'an'a göre hayvanlar imanla mükellef değil ama o tevhid ehli. Belli ki cin. Her durumda hemen Allah'a yöneliyor adam bir olay. Sürekli bir Allah'la yoğun ve çok akılcı bağlantısı var. Çok mütevazı. O çok önemli. Hiç unutmuyor Allah'ı. Hemen şükrediyor. Yani hiçbir dakika, hiçbir saniye unutmuyor. Tuhaf'ı getirme şeyi madde nakli. Ya şimdi alışman engeli. Eğer alışırsan cinler bir şey getirir. Ama alışamazsan şok olur insan tabi. Alışırsa tamam. Ya o zaman hepsi makul geliyor. Alışmak için de en az 3-5 kere olayın olması gerekir. Ya bir kere olduğunda insan şok olur. İbretler var, hikmetler var. Yoksa ya geçmiş bir hikaye anlatacak, olay olmuş, bitmiş. Hiçbir amacı yok. Olmaz. Daha öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden. Evet. Yani olaylar mükerrer tekrar ediyor. Benziyor, benzeyici şekilde oluşuyor. Süleyman fil dişinden büyük bir taht yaptırıp saf altından kaplattı. Tahtın altı basamağı, arka kısmında yuvarlak bir başlığı vardı. Oturulan yerin iki yanında kollar, her kolun yanında birer aslan heykeli bulunuyordu. Altı basamağın iki yanında da 12 aslan heykeli vardı. 12 aslan. 12 imama işaret. Her bir krallıkta, hiçbir krallıkta böylesi yapılmamıştı. Kral Süleyman'ın kadehleriyle Lübnan ormanını
adındaki sarayın bütün eşyaları saf altından yapılmış. Bak, Lübnan ormanı adı altında bir şey var, sarayı var. Saf altından yapılmış, hiç gümüş kullanılmamıştı. Çünkü Süleyman döneminde gümüşün değeri yoktu. Yani maden olarak kabul edilmiyormuş yani. Kral Süleyman dünyanın bütün krallarından daha zengin, daha bilgeydi. Krallığı döneminde gümüş taş değerine düştü. Zibil gibi altın var böyle. Süleyman iç duvarları saf altınla kaplattı. Ana bölümün duvarlarını da önce çam tahtasıyla sonra saf altınla kaplattı. Hurma ağacı ve zincir motifleriyle süsletti. Ya tam sanatçı. Bak, bağnazlara bak. Bu güzel peygamberin sanat anlayışına bak. Tapınağı değerli taşlarla bezetti. Kirişleri, kapı eşiklerini duvarlarla kapıları altınla kaplattı. En kutsal yerin iç duvarlarını 600 talant, yaklaşık 20.7 ton saf altınla kaplattı. Altın çivilerin ağırlığı 6 şekerli, yaklaşık 575 gram altın çivilerin ağırlığı. Süleyman yukarı odaları da altınla kaplattı. Altın kaplamayı çok seviyor Hazreti Süleyman. İkinci tarihler 3-4-4-9.